Günaydın Türkiye'de. Dün bahsettik, Babalar Günü'ydü ve tabii ki şehit aileleri buruk geçirdiler. Allah hepsine kolaylıklar versin. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gerçekten dualarımız onlarla ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ile mücadelesi ve şehitlerimizin kanını yerde bırakmaması sonucunda terör örgütü PKK'nın ciddi yara aldığını görüyoruz. Nokta atışı operasyonlar yapılıyor. Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde hemen her gün haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Sonuç olarak terör örgütü artık Kandil'den kaçıyor. Bu çarpıcı tabloyu sizlerle paylaşıyoruz. Günaydın Türkiye'de şu anda. Elebaşlarının peş peşe vurulmasıyla eli kanlı örgüt PKK şu anda paniğe kapılmış durumda. Kandil'de bir hareketlilik var. Kandil'den kaçıyorlar. Şimdi ise hedeflerinde Suriye ve İran olduğu görülüyor sayın seyirciler. Hainler Türkiye'nin kapsamlı operasyon yapacağı korkusuyla hareket edemez hale geldiler. Özellikle hangi merkezler söz konusu? Hakurk, Zap, Haftanin, Gara. Bu merkezler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçtiği için artık yeni rota arayışına başladılar. Savunma sanayindeki atılımlar, bakın bütün bu yatırımlar işte savunma sanayinin atılımları artık önüne geçilemez bir hale geldi. Ve çok önemli başarılara imza atılıyor ve şu anda PKK'nın kaçış noktaları da biliniyor. İran, Sincar, Suriye bölgeleri bu anlamda kritik. Ve tabii yine nereye döndü PKK terör örgütü? Teröristler yeni taşınacakları yer için Avrupa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İran'dan yardım istediler. Tabii ki Avrupa, Amerika, İran. Bu anlamda PKK'lı teröristlerin yardım istediği ülkeler. Kendileri bilir. Şu anda İsveç Türkiye'nin ağzının içine bakıyor. NATO'ya üyelik konusunda İsveç'ten teslim edilmesi beklenilen terör örgütü listesinde olan isimler var ve bu isimler teslim edilmeden, gereği yapılmadan Türkiye ister önümüzdeki NATO zirvesinde ister sonraki dönemlerde kesinlikle İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmayacak. Finlandiya bu testi geçti fakat İsveç'ten de aynı adımları bekliyoruz. Evet, terör örgütleriyle böyle iç içe bir durum var açıkçası. Binlerce insanımız şehit oldu. Onların acısı gerçekten dile kolay. Yaşamadan bunu hiçbirimiz anlayamayız. Fakat bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli mücadelesi sonucu çok büyük bir yara aldı. Kandil'den kaçış başladı PKK için ve dileriz en yakın zamanda da terörist sayısının sıfıra indiğini duyarız. Artık terör örgütünün silinip gideceği günlerin de gerçekten duacısıyız.